Merhaba arkadaşlar. Daha önce işlemiş olduğumuz zamirler konusunu tekrar ediyoruz. Zamirin diğer ismini hatırlıyoruz. Neydi? Adıl. Zamirler kendi içerisinde ikiye ayrılıyorlar. Bir, sözcük şeklinde zamirler. İki, ek şeklinde zamirler. Sözcük şeklindeki zamirler de kendi içerisinde ayrılıyor. Kişi zamiri, dönüşlülük zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir, ve soru zamiri olmak üzere. Az önce de belirtmiştik. Zamirleri biz sözcük şeklinde zamirler ve ek şeklinde zamirler olarak iki grupta inceliyorduk. Sözcük şeklinde olanları yazdım. Şimdi de ek şeklinde olan zamirlerden söz ediyoruz. Ek şeklinde olan zamirler de iyilik zamiri ve ilgi zamiri olmak üzere iki kısımdan incelenir. Sorularda genellikle sözcük şeklindeki zamirler sorulur. Eğer bize ek şeklindeki zamirleri başlığı altında sormazlarsa, sadece zamir bulunuz derlerse, biz burada sözcük şeklindeki zamirleri aramalıyız. Şimdi sözcük şeklindeki zamirlerin birincisi olan kişi zamirinden başlayalım. Bugün işleyeceğimiz konu tamamını yazmış bulunuyorum. Kişi zamiri insan ismi yerine kullanılan zamirlerdir. Ama bunlar sınırlıdır. Sadece 6 tane sözcük kişi zamiri yerine kullanılabilir. Bunların dışında kullanılamaz. Örneğin herkes, bu da insanların isminin yerini tutuyor. Fakat kişi zamirleri içerisinde yer almadığı için buna yer vermiyoruz. Önce tanımını yazalım. İnsan ismi yerine kullanılan zamirlerdir. Ya da kullanılan sözcüklerdir. İsmi de belli. Adıl dedik. Adıl ne demek? İsim olmayan ama ismin yerine kullanılan demektir. Şimdi kişi zamirleri demiştik ki belirli. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Ama şuna dikkat etmeliyiz. Özellikle o ve onlar kişi zamiri dışında da kullanılabiliyor. O yüzden cümle içerisindeki anlamına dikkatlice bakmalıyız. Fakat ben, sen, biz, siz. İster ek alsın, ister almasın. Her şekilde bunlara kişi zamiri diyebiliriz. Demek ki bu dördü her zaman neymiş? Kişi zamiriymiş. O ve onlar ise cümledeki anlamlarına göre değişebilir. O ve onlar işaret zamiri olabilir, kişi zamiri olabilir, şu an üzerinde durduğumuz ve işaret sıfatı olabilir. Peki bunların ayrımını nasıl yapacağız? Öncelikle cümlede kullanıldıkları, neyin yerine kullanıldığı ya da neyle birlikte kullanıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Cümle bu açıdan önemli bizim için. Farz edelim, şöyle bir cümlemiz var. O çok değerli dedik. Şimdi buradaki o ne değerli olabilir? Gerçi çok ortada bir cümle. Bir insan da değerli olabilir.
Bir eşya da değerli olabilir. O yüzden bu cümlenin devamı gerekir. O çok değerli, yere atıp kırmamalısın. Şimdi devamı ile birlikte buradakinin bir eşya olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman insan ismi yerinde kullanılmamış. Bir eşyanın yerini tutmuştur. Bardak olabilir, tabak olabilir. Çok farklı şeyler getirebiliriz. O zaman bir eşyanın yerini tuttuğu için. O yüzden buna ne diyoruz? Buna işaret zamiri diyoruz. Şöyle örneklerle devam edeceğiz bu konumuza. Örneğimiz şu şekilde olsaydı. O hep bana yardım eder. Burada bu cümlede O'yu düşüneceğiz. Bana yardım eden ne olabilir? Bir insan olabilir. O zaman burada O sözcüğü insan ismi yerine kullanıldığı için ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. O yere basmamalısın. Yine o sözcüğünün altını çiziyoruz. Cümleye baktığımızda insan isminin yerini tutmuyor. Ve herhangi bir eşyanın yerini de tutmuyor. O zaman yanında bir sözcük var mı? Yanında bir isim var mı? O ismi işaret ediyor mu diye bakmamız gerekiyor. O dediğimiz şey neymiş? Yermiş. Yer isim. Yeri işaret ettiği için. O yüzden buna ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz. O zaman demek ki o sözcüğüne dikkat ediyoruz. Cümle içerisinde insan isminin yerini tutarsa kişi zamiri, insan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri, isimle beraber kullanılıp ismi işaret ederse de o zaman ne diyormuşuz? İşaret sıfatı diyoruz. Peki diğer kişi zamirlerimize gelelim. Hatırlarsanız ben, sen, biz, siz demiştik. İsterek alsınlar, ister almasınlar her zaman ne olarak kullanılır demiştik? Kişi zamiri olarak kullanılır. Örneklerle bunu pekiştirelim. Bana bir sorumluluk verildi. Baktığımızda burada insan isminin yerini tutan bir sözcük kullanılmış mı diye bakıyoruz ve ben sözcüğünü görüyoruz. Ben bana diye ek almış ama ne demiştik? Ek alması durumu değiştirmez. Her zaman kişi zamiri olarak kullanılabilir. Seni burada istemiyoruz. Bu cümleye baktığımızda da sen sözcüğünü görüyoruz. Ek almış olabilir ama yine de bir insan ismi yerine kullanıldığı için ne diyoruz yine? Kişi zamiri diyoruz. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Burada biz ve siz. İnsan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Demek ki bir cümlede birden fazla kişi zamiri de bulunabilir. Evet, şimdi ikinci başlığımıza geçiyoruz. İkinci başlığımız neydi? Dönüştürük zamiriydi. Dönüştürük zamiri TYT'de de kendisine çok fazlaca yer verilmiş bir zamir türüdür. Ve oldukça rahattır. Kafa karıştırıcı bir durumu yok. Çünkü bir tane dönüştürük zamiri olarak kullanılabilen sözcük var. O da kendi sözcüğüdür. Kendi sözcüğünü nerede görürsek görelim her zaman için dönüştürük zamiri diyebiliriz.
Kendim ettim. Kendim buldum. E kalması yine önemli değil. Kendi sözcüğünü görüyorum. Hemen ne diyorum? Dönüşürlük zamiri diyorum. Yine aynı şekilde gördüm. Yine ne diyorum? Yine dönüşürlük zamiri diyorum. Sadece şöyle bir soru gelebiliyor dönüşürlük zamiri ile ilgili ayrıntı bir soru olarak. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kişi zamiri yerine kullanılabilen bir zamirdir diyor. Şimdi bakın kişi zamirlerimiz neydi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kendi diye bir kişi zamirimiz yoktu. Kendi neydi? Kendi dönüştürük zamiriydi. Ama biz kendi sözcüğünü buraya da yazalım. Ne yapabiliriz? Kişi zamiri gibi kullanabiliriz. Nasıl peki? Şöyle çekimlemelerini de yapalım. Kendi sözcüğünü ben sözcüğüne çevirelim. Örneğin kendim dersem ne olur? Eşittir ben. Ben neydi? Kişi zamiri. Kendin dersem eşittir sen. Sen neydi? Kişi zamiri. Kendisi dersek eşittir o. Kişi zamiri. Kendimiz yani eşittir biz. O zaman yine kişi zamiri. Kendiniz eşittir siz. Siz de kişi zamiriydi. Kendileri eşittir onlar. Gördüğünüz gibi kendi dönüştürülük zamirini kişi zamiri olarak da kullanabiliriz. Peki sorularda gelirse kendiyi biz ne olarak alacağız? Biz kendiyi dönüştürük zamiri olarak alacağız. Şöyle bir soru da sorulmakta. Aşağıdakilerin hangisinde soruyu da şöyle yazayım. Zamir özneyi pekiştirmektedir. Bakın böyle bir soru gelirse mutlaka bunun dönüştürük zamiriyle ilgisi var. Çünkü sadece özneyi pekiştiren zamir türü dönüştürük zamirdir. Onun dışındaki hiçbir zamir özneyi pekiştiremez. Şimdi özneyi pekiştirmek derken neyi kastediyoruz? İkisinin de aynı kişi olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek üzerinden açıklarsak daha rahat anlaşılabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir örneğimiz olsun. Ben kendim aldım diyelim. Şimdi bakın ben neydi? Ben kişi zamiriydi. Kendi neydi? Kendi de dönüştürük zamiriydi. Şimdi baktığımızda tabii bütün dönüştürük zamirleri özneyi pekiştirecek diye bir kaydı da yok. Aynı kişiyi kastetmesi gerekiyor. Kendim derken bunu biz az önce kişi zamiri şekline çevirmeye çalışmıştık. Burada çevirelim. Yani kim? Ben. O zaman bakın özne zaten bendi. Dönüştürük zamiri de ben. Ne yapmış olduk? Pekiştirmiş olduk. O zaman zamir ne yaptı? Özneyi pekiştirmiş oldu. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki ben kendimi iyi hissetmiyorum. Şimdi ben yine kişi zamiriydi. Evet. Kendi yine dönüştürük zamiri. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi biz bunu ne yapacaktık? Az önceki gibi kişi zamiri şekline çevirmeye çalışalım. Kendimi yani beni deriz. Bakın burada ben de, buradaki ise beni. Yani bunun görevi özneyken bunun görevi nesne. Diyelim ki cümlenin ögelerini bilmiyoruz. O zaman çok önemli değil. Yine de şöyle yapabiliriz. Bakın ne yaptı buradaki dönüştürük zamiri? Ek aldı. O zaman pekiştirme görevinde bulunamaz. İkisinin de aynı kişiyi aynı görevde olması gerekir. Olmadığı için yine dönüştürük zamiridir.
Sadece burada ne diyoruz? Pekiştirme görevi yoktur diyoruz. Peki şunu sorabilirsiniz. Az önceki cümlemizde ben kendim aldım dediğimde anlatım bozukluğuna yol açar mı? Hayır. Pekiştirme görevinde bulunduğu için herhangi bir anlatım bozukluğuna da yol açmaz diyoruz.